Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki sizlere kampa hazırlıyorum değerli arkadaşlar. Hem TYT hem AYT kampımız gelecek. Öncesinde tarihe nasıl çalışmalıyız onu bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. TYT ve AYT hakkında değerlendirmelerde bulunacağım değerli arkadaşlar. Her sene değişmeyen soru stilleriyle karşı karşıyayız. Bunu size göstereceğim değerli arkadaşlar. Denemelerde olsun, soru çözümlerinde olsun hepsini size göstereceğim. Ama öncesinde tarihi nasıl çalışmalıyız? Çoğu öğrencim bilgisi iyi olduğu halde tarihi yapamıyor. Ya da çoğu öğrencim tarihi unutabiliyor. Bunun hakkında konuşacağız değerli arkadaşlar. Önce TYT'den başlayacağız. Sonra AYT'ye geçeceğiz. Değerli arkadaşım, TYT tarihte son 7 yılda, bakın son 7 yıl diyorum, analizini yaptım. 3 yorum 2 bilgi gelmekte. Şimdi sayısal tayfa ne yapacak? Sayısal tayfa sadece denemeler üzerinden gidecek. Ki zaten de sayısal tayfa çalışmıyor. Konuya çalışmıyor. Diyor ki 5 sorudur zaten. Denemeler üzerinden gidelim diyor. Denemeler üzerinden giden sayısal tayfa neye dikkat edecek? Kavramlara dikkat edecek. Kavramları bilmediği için soruyu boş bırakıyorsunuz. Bunu biliyorum değerli arkadaşlarım. Kavramlara dikkat et. Sayısal tayfa derine inmeyecek. Bunu eşit ağırlık ve sözel için de söylüyorum. AYT'de sizleri ilgilendiren konuya geleceğim zaten. Bakın değerli arkadaşlarım, sayısal tayfa, eşit ağırlık ve sözel tayfa için konuşuyorum. TYT tarihte derine inmeyin ve elinizden geldiğince metnin içinde kalın. Anlaştık mı? Soru bankası, sayısal tayfa almak isterse bir tane yeterli. Diğer bölümler isterse bir tane soru bankası yeterlidir değerli arkadaşlar. TYT tarihi için bir tanecik soru bankası yeterlidir. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Kaynak fark etmiyor. Amaç yorum gücünüze güç katmanız. TYT tarihte bir soru bankası yeterli. Her sene 3 yorum ve 2 bilgi sorusuyla karşı karşıyayız. Genelde bilgileri ya Osmanlı tarihinden seçiyorlar ya da İnkılap tarihinden seçiyorlar. Geçen sene Türkistan tarihinden gelmişti. Demek ki bilgiyi bu sene değiştirecekler. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Dediğim gibi yorum sorularında derine inme, bilgini katma ve metnin içinde kal. TYT tarihte senin yapman gereken budur. Anlaştık mı? Ve TYT tarihte neye dikkat edeceksin? Kavramlara dikkat edeceksin. Kavramları bilmediğiniz için soruları boş bırakıyorsunuz. Kavramlara dikkat edin. Anlaştık mı? Şimdi gelelim AYT'ye değerli arkadaşlar. AYT SOS 1. Yorum ve bilgi harmanlaştırılıyor. Ama şöyle bir durum var. Bilgi olmadan yorum sorularını çözemiyorsunuz. ÖSYM öyle yapıyor değerli arkadaşlarım. AYT SOS 1 biliyorsunuz ki eşit ağırlığı ilgilendiriyor değerli arkadaşlarım. Genelde ağırlıklı olarak İnkılap tarihi ve Osmanlı tarihinden soru seçiliyor. Diğer konular İslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk İslam tarihi değerli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunlar uygarlık tarihinden bir soru geliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Peki hocam, AYT için bizim ne yapmamız lazım? AYT SOS 1 eşit ağırlıkçılar için, AYT SOS 2 sözelciler için değerli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Şimdi siz ne yapacaksınız? Eşit ağırlık ve sözel için konuşuyorum. Bilgi sorularını genel hatlarıyla bileceksin. Tamam mı? Kendi bilgini katmayacaksın. Bilgin çok iyi olabilir. Kendi bilgini katmayacaksın. Ve detay soruları, her sene bir tane ya da iki tane detay sorusu geliyor. Detay sorularına dikkat edebilmen için not alman lazım. Ben bu soruyu görmedim ya da bu bilgiyi görmedim diyorsan hemen not al. Çünkü ÖSYM her sene bir ya da iki tane detay sorusu soruyor değerli arkadaşlar. Tamam. Peki hocam, soru bankası. Soru bankasında siz temelinize göre hareket edin. Kolay, orta ve zor diye gidin. Zor yayından başlamayın. Bakın sizi uyarıyorum. Zor yayından başlamayın. Çünkü temeliniz olmadığı için tarihten soğursunuz ve bırakırsınız dersi. İlk önce kolaydan başlayacaksın. Tamam mı? Sonra ortaya geçeceksin. En son. Bakın en son dedim. Son da demedim. En son zora geçeceksin. Aşama aşama gideceksiniz değerli arkadaşlarım. Peki hocam, kaç tane soru bankası? Sınırsız. Ama 2 ve üzeri olmalı her zaman. 2 ve üzeri. Eşit ağırlık ve sözel tayfa için söylüyorum. Hiçbir gününüz tarihsiz geçmesin. Her gününüz tarihiyle geçsin. Niye unutuyorsunuz biliyor musunuz? Her gün soru çözmediğiniz için. Soru çöz.
Bakın YouTube platformunda onlarca kanal var. Tonlarca kanal var. PDF'ler mevcut. Çok PDF var. Sosyal medyada artık 21. yüzyıldayız değerli arkadaşlarım. İstediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz. Elinizden geldiğince her gün soru çözün. Eğer soru çözerseniz bu bilgiler pekişir. Eğer soru çözerseniz unutmayı geciktirirsiniz. Unutmazsınız değerli arkadaşlarım. Emin olun. Çünkü sürekli aynı soru kalıplarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Anlaştık mı? Soru bankalarında sınır yok. İstediğiniz kadar çözün. Ama dediğim gibi kolaydan zora doğru gidin. Zordan başlamayın. Eşit ağırlıkta gelen soru sayısı 10. Sözelde gelen soru sayısı 11. Çağdaş Türk ve Dünya tarihi genelde SOS2'de soruluyor değerli arkadaşlar. SOS1'de çağdaşı pek fazla eklemiyorlar. İnkılap tarihinde duruyorlar değerli arkadaşlar. Ya da Atatürk dönemi Türk dış politikasında duruyorlar. Ama çağdaşı kesin bir şekilde sözelde soruyorlar. Haberiniz olsun. Anlaşık mı değerli arkadaşlar? Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorum yapmanız yeterlidir. Kampınızı hazırlıyorum. TYT AYT kampı. Dediğim gibi farklılık yok. Süreler kısa olacak. Sizin kafanızı şişirmeyeceğim. Çok kısa. Değerli arkadaşlarım. Yani ya en fazla 30 dakika olur. Konular. Konu anlatımı en fazla 30 dakika olacak. Ben sizi yormayacağım. Sınava göre gideceğiz. Kampınız hazırlanıyor. Denemeler hazırlanıyor. Yayın evlerinden izin alırsak Türkiye geneli denemeler gelecek değerli arkadaşlarım. Umarım dediklerimi dinlemişsinizdir. Umarım not almışsınızdır. Kavramlara dikkat edin. Bakın kavramları bilmediğiniz için çok soru kaçıyor. Tamam mı? Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sınava yakın bir dönemde ya da dönem ortasında soru dağılımlarını da paylaşacağım değerli arkadaşlar. Tamam mı? Konu ve soru dağılımlarını bileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Siz bir çalışın yavaş yavaş, aşama aşama gidin. Konuyu bitirdikten hemen sonra soru çözün. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Konudan hemen sonra soru çözmek sizin için çok iyi olacak. Ama tek bir kaynaktan değil, birden fazla kaynaktan ilerleyin. Anlaştık mı? Eşit ağırlık ve sözel için diyorum. TYT'de bir tane soru bankası yeterlidir. AYT'yi yaparsan otomatikmen TYT'yi de yapacaksın zaten. TYT ve AYT arasında tarih için söylüyorum. Konu farklılığı yok. Haberiniz ola. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlarım. Tekrar edin benimle. Konudan sonra soru. Konudan sonra soru. Bu vazgeçilmezdir. Tarih eşittir soru çözüm. Haberiniz olsun. Sürekli konu çalışırsanız hepsini birbirine karıştırırsınız. Bilgi karmaşası olur, bilgi kirliliği olur ve tarihten soğuyup gidersiniz. Konu soru. Konu soru. Her zaman soru konudan daha fazla olsun. Konuyu çalıştıktan sonra daha fazla soru çöz. Tamam mı? Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Dönem başı TYT tarih denemesi gelecek değerli arkadaşlarım. Dönem başı. Genelde konuyu bitirenler için bunu paylaşıyorum. Sizler için anahtar listesi de oluşturdum. TYT denemeler başlığı altında. Yavaş yavaş konu anlatımlarına geçeceğiz. Kampa geçeceğiz değerli arkadaşlarım. Kampa başlayacağız. Sonrasında hem AYT hem TYT soru çözümleriyle birlikte olacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.